Sevgili dostlar, Şehri Ramazan'ın 3. günündeyiz. Ramazan ayının 3. günde 3. iftarımıza çok yaklaşmışken Şehri Ramazan programında da 3.sündeyiz. Programın 3.sündeyiz. Bismillah dedik 3. programımıza. Dün programın girişinde Bakara suresine orucu emreden ayetlere değinmiştik. 183, 184, 185. ayet ve 185. ayetin ilk kısmını mealen okumuştuk. Ne diyordu orada ayetin, ayet ne diyordu, bize ne ders veriyordu? Evet, oruç geçmiş kavimlere farz kılındığı gibi bize de farz kılındı. 183. ayet bu dersi veriyordu. Sayılı günler diyordu. Orucun farz olduğu günler, belirli günler, sayılı günler, herhangi bir gün değil. Peki o belirli günler hangi günler? O günler Kur'an'ın indirildiği ay olan Ramazan ayının günleri diyordu. Peki Ramazan ayı, Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayında niye oruç emrediliyor? Ayetin bize verdiği ders apaçık ortada. Demek ki oruçla biz maddi bir nevi hayvani tarafımızı geri plana alıp yemeyip içmeyip günün belli bir vaktinde bir nevi meleklere arkadaş oluyoruz ve Kur'an'ı dinlemeye de anlamaya da daha yatkın bir hale geliyoruz. Oruçlu halde yapıyor olduğumuz, iftar öncesinde yapıyor olduğumuz bu programda da başından itibaren inşallah sonuna kadar Kur'an'ı dinleyeceğiz elbette öncelikle. Sonrasında da her kıymetli misafirimizle Kur'an'dan, okunan ayetlerden bir ders devşirmeye çalışacağız. Ramazan'ın bereketinden böylece istifade etmeye çalışacağız, çalışıyoruz. Bugün de yine çok kıymetli bir misafirimiz var. Üniversite yıllarından beri tanıştığımız çok kıymetli bir misafirimiz, psikiyatrist Doktor Mustafa Ulusoy. Kendisi evet meslek olarak psikiyatrist ama meslek olarak değil, vazife olarak diyeceğim. Ayrıca da kalemini de çalıştırıyor, yazar. Deneme kitapları var. Nietzsche ve Babaannem ilk kitap, Yakınlık, Dünyanın Üç Yüzü ve Evlilikler, Yalnızlıklar, Umutlar. Deneme kitabı. 3 romanı var. Mustafa'nın sonuncusu elimde. Aynalar Koridorunda Aşk, birincisi. Giderken Bana Bir Şeyler Söyle ve Şimdilik sonuncusu. Evet. İnşallah devamı gelecek değil mi? Evet. Allah nasip etsin nicelerini. Ve sonuncusu Hayat Apartmanı ve bir de öykü kitabı, terapi öykülerinden oluşan Ay Terapisi. Kendisiyle şimdi Faruk Furkan Diler hocamızdan, Kur'an-ı Hakim'den, Firavun Musa kıssasından bir aşır dinledikten sonra kendisiyle bu kıssanın bize verdiği dersler üzerine müzakere edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من
عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم. Sevgili dostlar, Faruk Furkan Diler hocamızdan A'raf suresinin 127 ila 129. ayetlerini dinledik. Firavun Musa Aleyhisselam kısasına dair. Dün de Taha suresinden yine Musa Aleyhisselam kısasından bu defa Samiri bahsi. Onun üzerine Kenan Demirtaş hocamızla konuşmuştuk. Kur'an'ın birçok suresinde karşımıza çıkan bir kısa olarak görüyoruz Musa Aleyhisselam kısasını. Musa Aleyhisselam'ın gerek Beni İsrail ile olan imtihanı, gerek Firavun'la olan imtihanı açısından demek ki Hazreti Musa'nın yaşadıklarında bütün zamanlar ve bütün insanlık için büyük dersler var ki alemlerin Rabbi kelamı ezelisinde tekrar ve tekrar Musa Aleyhisselam kıssasını dün de konuşulduğu üzere büyük hakikatlerin, büyük kanunların ucu olarak bize takdim ediyor. Şimdi bugün uzun bir şeydi, kıssa. Evet. Musa Aleyhisselam kıssası. Herhalde sadece değil mi, Ramazan sırf Musa Aleyhisselam kıssası üzerine konuşacağız desek herhalde belki yetmez gene. Ama bugün konuşacağımız kısım ki baksak 3 ayet diyoruz ama o 3 ayetin içinde de her biri özellikle odaklanılacak. Yani o kadar çok şimdi ders var ki en başta hani Firavun'un işte bozgunculuk kelimesi üzerinden müminleri tanımlamasından değil mi başlayarak en sonunda da Musa Aleyhisselam'ın onlar hani ne fayda ne zarar verebilir Allah dilemedikçe demesi. Orada imanın bir şey göstergesi. Fayda da hani zarar da Allah dilemeden kimse veremez. Hayrihi ve şerrihi min Allah Teala dediğimiz kaderimiz. Her biri çok manidar. Ama hani özellikle sence de uygunsa şimdi orada bir manidar bir şey var. Tedbir olarak Firavun'un düşündüğü şey. Erkeklerini değil mi? Oğullarını diyor öldürüp kızlarını, kadınlarını şey sağ bırakacağız. Evet. Yani burada bir şey yani hakikaten büyük bir firavunluk var değil mi? Yani bütün bir şeyin aile hayatı, yani erkek, kadın, toplum her şeyi hakikaten ifsad eden bir tuzak var değil mi burada? Katılır mısın biliyorum yani. Tuzak derken? Hani ben alışayım konuşturmak için. Benim için konuşturmak. Evet. Yani tuzak derken hani gördüğümüz burada yani bununla birlikte yani her şey mahvoluyor. Hı hı. Aile hayatları mahvoluyor, erkeklik mahvoluyor, kadınlık mahvoluyor. Hani çocuk terbiyesi denilen şey ortadan kalkıyor. Ve hani bir topluluk olarak yani Beni İsrail'in hayat içtimaisi mahvoluyor. Hı hı. Yani burada hakikaten bu rastlantı bir şey olarak gözükmüyor. Yani Firavun'un aklına gelen tedbir olması. Şeytani bir plan. Evet. Neslin devamını da çok bozan bir şey. İnsan olmanın ve insanca yaşamanın hani en büyük hususiyeti Cenab-ı Hak hani başka ayetlerde de sizi çiftler olarak, çift olarak yarattık diyor. O çift olmayı bir defa bozuyor. Erkekleri öldürüyordu değil mi?
Evet, oğlanı evet, öldürüp kadınlarını evet. sağ bırakacağız. Tekin yani bir. Ufak bir nokta olarak hemen şey olsun. Yani bu çift diyorum ya, zevç, biz yani çift deyince iki eşit gibi anlıyoruz. Değil. Şöyle mesela o zevç kelimesinin manası hani şuymuş. Hani çift de fakat şöyle bir çiftlik. Mesela ayakkabının hani sağ taraf var, sol taraf var. Yani eşit değil. Yani hani biri olunca diğeri de tam olmuyor. Tam olmuyor. Yani böyle bir birbirini orada tamamlayan, zevç deyince, zevç ve zevce deyince böyle bir çiftlik. Birbirini tamamlayan bir evet, şey, çift evet, olma hali. Evet, çok güzel. Evet. İlginç bir, güzel bir evet. ayrıntı. Bir komedi filmi vardı. Daha doğrusu televizyon dizisi. Ben çok televizyon seyretmem ama şimdi aklıma geldi. Bir ara bir takılmıştım bir bölümüne. İşte dünyada kadınlar orada da tünden erkekler ortadan kaldırıyor. Mu? Erkekler, sadece erkekler var. Hayat evet. çok kadınlar yok. Kadınlar yani. Yok. Hayat çok can evet. sıkıcı evet. oluyor. Evet. Hakikaten çekilmez oluyor. Evet. Şu kavga edeceğiniz kimseyi evet. düşünsene. yani ağız evet. tadıyla evet. muhabbet edeceğiniz, kavga küseceğiniz, evet. barışacağınız, evet. o barışmanın evet. kendisi bile ayrı latif bir evet. hadise. Evet. İnsan olmanın çok insanın Allah'ın yarattığı fıtratı bozmaya yönelik olan bir girişim gibi geldi bana, dediğin gibi. Aile hayatı ortadan kalkıyor, evet. çocuklar ortada yetim olarak kalıyor. Bir nesil bozguna evet. uğratılıyor. Hakikaten evet. ciddi şeytani evet. bir plan var ortada. Yani ben şöyle bir yani yaşadığımız zamana da şöyle uyarlayabiliriz diye hani düşünüyorum. Bilmem hani katılır mısın? Şimdi Firavun evet, biyolojik olarak müdahale ediyordu. Evet. Yaşayan insanlar var Beni İsrail'den. Kendince düşündüğü tedbirini, ki muvaffak olamayacak muvaffak. Allah bir yol açacak Beni İsrail'e. İşte dün konuşuldu, Kızıldeniz'den geçecekler. Firavun yetişemeyecek onlara. Ama neticede yani düşündüğü tedbirin arkasında yaşayan insanlar var. Beni İsrail içinden kızlar var, erkekler var. Erkeklerin hayatını kastetmek, onları öldürmek, kızları diri bırakmak. Hazreti Musa zamanının Firavunu bunu düşünmüştü. Şimdi bakarsak bugün kızlar sağ bırakılıyor da erkekler öldürülüyor değil. İkisi de hayatına devam ediyor gibi ama diyorum yani modern Firavunluk deyim yerindeyse. Ama o Hazreti Musa zamanındaki Firavun'un yaptığını bir defa daha sofistike bir şekilde cinsiyet devam ettiriyor. Cinsiyetsizleştirmek evet, üzerinden. Erkekliği öldürüyor. Yani dişiliği serbest bırakıyor. Dişiliği serbest bırakıyor ama o dişilik de çok fıtri bir seyir halinde değil. De git gitmiyor. Elbet. Orada da işler çok evet. karışıyor. Yani saf bir dişilik de evet. ortadan kalıyor. İşte dediğin gibi zaten kalmıyor. O ikisi yani ikisi birbirini tamamlıyor. Olmayınca da zaten evet. dediğin gibi bu defa cinsiyetsizleşme adeta. Orada çok evet. ciddi bir dediğin gibi propaganda ve çok ciddi bir strateji var. Arka planda işleyen cinsiyetsizleştirme. Şarkıcıları çok kullanıyorlar. Evet. Evet. Bakıyorsunuz hakikaten tipine bakıyorsunuz herhangi bir şarkıcının kadınla erkek arasında yeni bir versiyon hal ve hareketler tipoloji açısından, karakter açısından vesaire. Modern hayatta ve önümüzdeki yıllarda bizi en çok başımızı ağrıtacak problemlerden bir tanesi olacak ki bunun kliniklerde de biz çok başkaca cinsiyet bozukluğu dediğimiz hastalıklar mesela çeşitli arkadaşlarla konuştuğumuz zaman ciddi oranlarda arttığına dair böyle bulgular var. Mesela fiziki olarak çocuk genç, erkek ama kendini kadın gibi cinsiyet olarak kadın cinsiyetinde hissediyor. Veya işte kadın erkek cinsiyetinde hissediyor. Tabi bunun arkasında beslenmeden tutan da birçok sosyal hayata dair bozuk sosyal hayata dair çok besleyici unsurlar var. Tek bir unsurla da çok açıklanacak bir şey değil mi? Ama bunu pratikte de böyle bir cinsiyetsizleşme, cinsiyetlerin birbiri içerisinde karışması ve erimesi şeklinde. Onu bir de sofistike bir isim de koydular. Toplumsal cinsiyet. Evet. Diye gender hani İngilizce değil mi? Bir de hani böyle bu inşadır, sen kendini nasıl hissediyorsan öyledir. Hani biyolojinin reddi bu tamamen şey değil mi? Psikolojik, toplumsal ve zihinsel bir inşa. Çok bir bireyi bırak. Birey ne hissediyorsun sen öylesin şeklinde. Yani bütün o cinsiyet denilen kalıpların toplumda, ailede öğretildiği ve aslında böyle bir şey olmadığı, direkt fıtrata. Esasen fıtratta olan. Fıtrata olan şeye ciddi bir saldırı zaten bu toplumsal cinsiyet meselesi.
direkt fıtratı hedef alıyor ve fıtrat diye bir şey olmadığını, bunun sonradan öğrenildiğini, mesela kadınlık denilen şeyin fıtratı olmadığı, bunun ailede çocuklara, kız çocuklara öyle davranıldığı için çocuğun o şekilde kız çocuğu rollerini edindiğini vesaire iddia ediyorlar. Ciddi bir şey var. Şeytani bir plan var. İnşallah Allah'ın da bir planı var dediği umut ediyoruz. İnşallah. Yani orada işin o kısmında senin alana hani girmiş gibi olacağım. Hani bir şey olarak, girizgah olarak. Şimdi sosyolojiye baktığımızda orada mesela iktidar üzerinden analizlerde, keza yani psikiyatriye, psikolojiye baktığımızda hani baba figürünün, yani bir iktidar kavramı üzerine, iktidarı temsil etmesi üzerine bu defa bir kötülük imgesi olarak şey resmedilmesi, yani psikolojinin, psikiyatrinin kötüye kullanılmasıyla. Yani burada onun da ciddi bir rolü var herhalde, değil mi? Bu o hani modern o erkekliği, yani modern firavunun erkekliği öldürmesi. Ve hem öyle hem de bunda bizim başımızda bazı antropologlar, sosyologlar, psikiyatristler bunu başımıza ciddi iş açtığını da söylüyorlar. Şöyle. Yani bunu fark etmeye başlayanlar var, değil mi? Ama bu dediğin... Bu çok uzun yıllar, 70'li yıllardan beri. Öyle mi? 70'lerden itibaren bunu... Ama onların sesini duymuyoruz. o da ayrı bir mesele tabii. Bunu şöyle izah ediyorlar. Mesela narsistik toplumda bu dediğin şeyin önemli bir sebep olduğu. Şimdi karışık oldu. Şöyle. Şimdi temelde her insanın vazgeçilmez bir şekilde bir otorite figürüne ihtiyacı var. Bir defa bu fıtraten böyle. Yani otorite bizzat kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil. Lazım olan bir şey. Yani buraya gelirken kırmızı ışıkta kaç defa durdu Şener. Şimdi bu da bir otorite. Yani kırmızı ışıkta duracaksınız arkadaş. Otorite. Program saat 7'de başlıyor. Otorite. Yönetmen, kameraman arkadaşa sana dediler ki Metin Bey lütfen hazır olun. Otorite. Yani ve kim oluyorsunuz? Bana karışamazsınız diyemedik. Diyemiyorsun sen de. Dememeniz gerekiyordu. Ve yedi program başlamak için elinden geleni yap. Otorite. Yani otorite. Şimdi çocuğun mesela ilginçtir. Ben bazı kişilerden şöyle duymuşumdur. Ya benim kocam diyor bana hiç karışmıyor diyor. Ben istemiyorum bunu diyor. Şimdi yani iyi bir şey değil bu. Evet değil nefsi belki nefsi kocasının karışmasına rahatsız olabilir ama esas kalbi, ruhu, vicdanı, aklı kocam diyor biraz bazen eve geçmiş bana karışmış beni kıskanmıyor diyor. Bak bir otorite tarafından tabi otorite burada tabi yanlış yüklendiği için hemen izah etmek ihtiyacı hissettiğimiz bir kavram. Bunu istiyor veya ben çok yıllar önce bir hastamı hiç unutmam. Yanlış kullanıma karşı yapayım. René Guénon merhumun bir kitabın başlığı vardı. Maddi iktidar, ruhani otorite diye. Bu ayrımı yapmak için. Maddi iktidar. İktidar ruhani otorite diye. Hani iktidar belki olumsuz kullanımı temsil ediyor. Fakat o ruhani otorite o gücün hayırlı, doğru olması gereken ilkesel kullanımını ifade ediyor diye. Biz aciz insanlar olduğumuz için ontolojik yaratılışsal olarak bir başka varlığı, üst varlığın egemenliğine, rahmetine, şefkatine, ilgisine muhtacız. Ben çok yıllar önce bir genç söylemişti bana, hiç yani çok kişiye de söylemiş, hiç unutmam bunu. Zengin bir ailenin kızı, aile Avrupa yakasında yaşıyor, kız Anadolu yakasında bir üniversite kazanıyor, aile ona bir ev tutuyor. Kredi kartı da veriyorlar ondan sonra. Şunu demişti, Mustafa Bey demişti, inanılmaz serbest yaşamak, özgür yaşamak konusunda işte rahatım, hiçbir problemim yok. Eve kaçta girdim, kendi yaşadı, tek yaşadığı eve kaçta çıktım. Hiç kimse babana sormaz ama bu beni üzüyor. Yani babamın bir kere bir arayıp da bazen arkadaşlarıma görüyorum, imreniyorum. Ya kızım neredesin? Niye zamanında evine gitmiyorsun, ders çalışmıyorsun, çalışmıyor musun diye bunu sormasını istiyorum, talep ediyorum diye. Çok çok belki 20 sene olmuştur. Bir genç bana böyle söylemişti. Bu çok fıtratı bize anlatıyor. Şimdi hepimizin bu anlamda ezmeyen, irademizi celbetmeyen bir otorite makamına ihtiyacımız var. Bu ailede önce babayla teşekkül ediyor. Sonra yine ezmeyen bir devlet, yine devlet ve daha ziyade devletten kanun otoritesi, kanun hakimiyeti. Bu da bir otorite ihtiyacımız var. Yoksa anarşi olur. Anarşi oluyor. Bu, basamak basamak en sonunda bütün kainatı yaratan,
Zerrelerden kainatın tümüne kadar hükümran olan mutlak bir varlık, bütün bizim ihtiyaçlarımızı bilen, ihtiyaçlarımızı giderdiğine inandığımız mutlak bir varlığın bu anlamda şefkatini... Ve sıkıldığımızda, daraldığımızda sığınabileceğimizi bildiğimiz... Zaman zaman nasılabileceğimiz, şımarabileceğimiz, günah işlediğimizde... Affedeceği ümidiyle kendisine yönelebileceğimiz... Nasıl okunuyor? Baudrillard mı okunuyor? Bir Fransız filozof. Baudrillard. Onun çok ilginç bir lafı var. Öldü. Diyor ki, bugün diyor, Avrupa'nın diyor mutsuz olmasının sebeplerinden bir tanesi diyor, af dileyebileceği bir tanrıdan yoksun olmasıdır diyor. Çok bu da bir otorite. Yani bir otoritenin kapısına çalıyoruz. Ya Tanrım, Allah'ım, boşlukta değilsin. Değilsin ve ben yanlış bir şey yaptım. Ve senin beni affetmeni istiyorum. Bu da bir otorite. Şimdi dışarıdan bu anlamda, kendi dışımızdan, şunu söylüyorlar çok kabaca, kendi dışımızdan bir kabul ettiğimiz otorite makamı yoksa, bu otorite makamlarını kendi zihnimizde yok ettiysek, başta baba olmak üzere, bu sefer kişi kendi otorite ihtiyacını kendi üst benliğin otoriteleştirerek... İçeridekini büyütüyor. İçeridekini büyütüyor. Yani mesela narsist insanlara baktığımız zaman, narsist kişilik bozukluğunda muzdarip olan insanlara baktığımız zaman içeride kendilerine karşı ciddi bir tahakküm olduğunu görürüz. Mesela o dışarıdan afra tafralarına hiç aldanmayalım. Kimseye beğenmez, burnundan kılandırmaz, herkesi eleştirir. O herkesi inanılmaz derecede eleştiren insanların en büyük özellikleri en çok, çok büyük bir tahakküm ederek kendini eleştirir. Egoları o kadar şişmiştir, o kadar şişmiş, o kadar şişmiştir ki en çok kendilerini ezerler. Bu sana yakışmaz, senin gibi birisi nasıl yapabilir? Yani, bu başarısızlığı nasıl yaparsın vesaire gibi. Yani o dışarıdaki otorite makamlarının zedelenmesi, gözden düşürülmesi, başta babalık olmak üzere. Dini otorite, dinin kendisi de bir otorite. Yani haramlar Kur'an var, bir helaller otorite, var, emirler var, peygamberin benim var. Bana şefkatli bir otorite. Yani beni benden daha düşünecek bir otorite. Mustafa'dan daha çok beni Efendimiz düşürmüş yani. Geceliğin ben kendim için kalkıp dua yapmam. Geceliğin kalkmış benim için dua yapmış. Yani daha henüz dünyaya gelmemiş. Gelmeden önce. Biz ümmeti için dua etmiş. Yani. Evet. Dolayısıyla bu otorite ihtiyacının... bu karşılanmaması, otorite figürlerinin kötüleştirilerek nihayetinde narsistik kimliklerin oluşumuna ciddi şekilde inşasında etken rollerden bir tanesi olduğunu söylüyor bazı psikanalistler ki bana da çok gerçekten mantıklı geliyor. Yani otorite ihtiyacını fıtraten atamıyorsunuz. Hatta çünkü insan Ramazan'da böyle bir örneği için yetersiz. Ramazan'da böyle bir örneği vermek münasip mi bilmiyorum ama çok ilginç geldiği için herkesin affına sığınarak söyleyeceğim. Mesela lezbiyen ilişkilerde bile iki kadın arasında bir ki o cinsiyetsizleştirerek modern firavunun yol açtığı problemi bir tezahürü olarak mutlaka iki çiftin bir tanesi otorite mi? Otoritedir. Erkek rolünün üstleri, diğeri kadın rolünün üstleri. Yine otoriteden kaçamıyorsunuz. O zaman fıtratı nasıl reddediyorsunuz? Mutlaka erkeksidir birisi, diğeri daha kadınsı rolü. Mesela evi beraber çiftliğe yaşayan lezbiyeli bir tanesi ev işlerini yapar, geri yemeği yapar, diğeri hiç eline, diğer erkek modellerindeki gibi ev işlerine karışmaz. Diğeri tam erkek gibidir. Diğeri de kadınsı rolü üstlenmiştir. Yine fıtrattan kaçamıyorsunuz. Yani fıtratı bozduğunuz zaman bile kaçamıyorsunuz. Yani dolayısıyla burada yani Firavun'un yapıyor olduğu şeyde de hani otoriteyi temsil eden diyelim. Daha veya güç maddi anlamda daha gücü temsil eden Beni İsrail'in içerisinde erkek çocuklar, oğulları öldüreceğim diyor. Yani kadınları hani serbest bırakacağım diyor. Burada bütün bu sistemi alt üst ediyor. Çökertiyor. Burada bundan sonra artık yani erkek tarifi zaten. Zaten o devre dış bırakıldı. Yani kadınlar hakkıyla kadın olabilecek mi? Yani burada zevce meselesi dedik ya değil mi? Orada biri olmadan hani. Yani erkeği karşı cins olmadan tam olarak tarif etmemiz mümkün veya onun kendi fıtratının
gereklerini, yani fıtratın içerdiği potansiyelleri en güzel şekilde açığa çıkarması mümkün mü? Veya tersi, erkek olmadan hani kadının onun fıtratındaki özellikleri en güçlü şekilde ortaya çıkarması mümkün, yani mümkün mü? İşin bu kısmında da değil mi? Evlilik, evet, ve aile. Aile, yani ha, evli, evet, olmalı, illa evli olmak da, evet, şart değil. Aile, yani bir şekilde hepimizin yaşadığı bir aile var. Evli olmasak bile, çünkü bu sefer ama bir ailenin evladıyız. Evladıyız. Evet. Annemiz var, evet, kadın, kız kardeşimiz, evet, var, işte halamız, evet, var, teyzemiz, babamız var, babamız, evet, var. Dolayısıyla bu cinsiyetsizlik, bir cinsiyet var bir ortamdayız ve karşılıklı, evet, olarak oradaki kadınsılık, kadınsılıkta mesela şefkat, letafet, latif olmak vesaire gibi hasletleri görüyoruz. Erkekteki o celali gözlemliyoruz. Ve bize bunlar hepsi karşılıklı bir etkileşim halinde. Herkes kendi yerini, karşıdakinin yerini, karşıdakinin rollerini ve kendi rollerini bir sınır çizerek kendimizi başkası üzerinden de biz tarif ediyoruz. Çünkü, evet, sadece kendi başımıza tarif yapmamız, bir aynaya ihtiyacımız var. Evet. O ayna olmadan biz tam olmuyoruz. Tam olmuyoruz. Ama bu illa evlenmek değil. Şimdi bu sefer de bekar, evet, insanlar, aa ben eksiğim, evet, falan diye. Hayır, ama mesela bir bekar insan olarak, yani hayat boyu bekar yaşamış. Kendi hususi şartları sebebiyle, evet, ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte iki sünnetini, hı-hı, tatbik edemedim diye üzüntüsünü ifade ediyor. Bediüzzaman, bir sakal, hı-hı, iki evlenmek. Ama buna karşı mesela Tulaat'ta Bediüzzaman kısa bir bahsi var. Yani evlenmeli diye bir başlık var. Evet. Bilirsin herhalde. Evet, evet. O bahsi mesela orada vesileyle yani izahını da istemiş olayım. Orada söylediği enteresan bir şey var Bediüzzaman'ın kendi gözlemi olarak. Hani bekar bikardır diyor, evet, bir kere. Sonra diyor ki bekar erkek diyor. Üçte iki erkek, üçte bir çocuktur diyor. Hı-hı. Bekar kadın, üçte iki kadın, üçte bir erkektir diyor. Buna... Yani. Orada evlendikten sonra sorumluluklar açığa çıkıyor. Hı. Mesela erkeklerde bana şöyle bir şey var. Erkekleşiyorsunuz. Yani karşınızda, evet, bir kadın var. Çocuklar var. Orada hem sorumluluk bilincinin ve bugün 11'den, evet, 6, 5'e kadar bu evden çıkana, evet, kadar evde ustalar vardı. Onlara ilgilenmek zorunda, evet, kaldım. Çünkü sorumluluk. Yani keyfimden, evet, yapmadım bunu. Evet. Bir sorumluluk, evet, bilinci gelişiyor. Bir de karşıdakini etkilemek için de daha o erkeklik tarafınızın, hı-hı, o yöneten, hı-hı, tarafın, daha otoriter tarafın neva bulması gerekiyor şey. Oluyor, hı-hı, evlilik içerisinde. O erkeklik kısmı daha ciddi olmanız gerekiyor. Hı-hı. Kendinizi karşı tarafa kabul ettirmeniz gerekiyor. Kadın da kendini kabul ettirmek için, bu feda, hı-hı, etmek anlamında değil. Kendini ortadan kaldıracak şekilde, evet, bir, evet, fedakarlıktan bahsetmiyoruz. Evet. Yok sayan bir fedakarlıktan, evet, bahsetmiyoruz. Yani bugün hanım bana işte ne yersin diye bir etrafımda dedim, yok programa gideceğim, durdu, evet, şöyle. 3-4 kere sordu, evet, ne, evet, yiyecek yapalım akşam, evet, diye. Şimdi bu bir şey, yani, evet, orada erkeğini memnun etmeye yönelik, evet, bir kadınsılığın inkişafı o. Evet. Tek başına yaşasa benim hanım, evet, iki, evet, tane yumurta kırar yer. 3-4 çeşit yemeği yapmak, evet, için işte yakınında kıpırdatmayabilir. Ama bir aile içerisinde, evet, çoluk çocuk, evet, koca deyince birdenbire o kadınsı... Yani yemek, hani evet, o şeyin ve dolayısıyla hani sizi seviyorum, hani sizin varlığınız benim için önemli ve kıymetli. Yani bunu ifade etmenin bir yolu esasen. Yolu. Tabii tabii. Sembolik, evet, bir şey. Yani... Evet. Erkeğinki de sembolik, evet, kadınki de bu anlamda sembolik anlamlar, evet, var. Remiz, işari, remzi, evet, manalar taşıyor. Evet. O bir işin vesilesi. Evet. Ben geçen gün bizim ufak şevvaleye bisiklet bulmak için 2 saat dolaştık şevvaleye. Bu, evet, remzi bir şey. Yani kafaya, evet, taktım, dedim Allah'ım ne, evet, olur bugün, evet, bir aydan beri bana bisiklet alıyor baba diyor. Evet. Yani 2 saat onu, evet, beğenmedik, başka yere gittik dolaştık. Evet. Bu iş işari bir şey, remzi bir şey. Ona verilen kıymetin bir, evet, göstergesi, evet, olarak bir babanın yaptığı bir şey. Evet. Bunlar o etkileşim ağı içerisinde bu erkeksilik ve kadınsılık hususiyetleri, evet, daha barizleşiyor, ortaya çıkıyor, evet, denilebilir. Ama genel modern zamanların bir problemi olarak, yani şunu görüyor muyuz? Şimdi Nisan suresinde Er-ricali kavvamun alen nisa. Evet. Yani erkekler, hani kadınlar
üzerine kavamdır diyor. Yani bu da bazılarınız üstüne sorumluluk verildiği için diyor. Yani ayetin bağlamından hani bakıyoruz. Yani ailede bir nevi hani son söz hakkı erkeğe veriliyor. Ama neyin karşılığında? Evi geçindirmenin yükümlülüğü erkeğe verildiği için. Yani burada yok hayat müşterektir falan değil mi? Yok. Kur'an'da bu yok. Yani ben de çalışacağım, sen de çalışacaksın, ikimiz de kazanacağız işte hep ben değil. Hani erkeğe şunu söylüyor, evi geçindirme yükümlülüğü sana ait. Yani burada esasen dedin ya sen evlilikle birlikte bu sorumlu alıyorsun. Ayetin verdiği derse bakarsak esasen ta çocukluğundan itibaren bir erkeğin bu şeyle yetişmesi gerekiyor. Modern hayatın erkekler açısından ciddi handikaplarından birisi de bizim yaptığımız iş itibariyle şimdi plazada çalışıyoruz diyelim. Evet. Şimdi plazada çalışan bir insan 3 yaşındaki çocuğunu alıp iş yerine götüremiyor. Evet. Psikoanalistlerin çok kafaya taktığı konulardan bir tanesidir. Erkeksiliğin içeriğinin kaybedilmesinin bir sebebi de bu. Yani benim babam işte ayakkabıcıydı. Bir imkan bu. Evet. Ben ilkokul 1'den itibaren okuldan çıkardım. Doğru ayakkabıcı dükkanına. Evet. Benim hatta memur çocuğu arkadaşlarım vardı, kıskanırdım. Onu normalde de top oynar. Evet. Okuldan çıkınca ben doğru pederin dükkanında. Orada dükkan ayakkabısı, orada çalışıyorsun vesaire, müşteriye bakıyorsun. Ama bu ciddi anlamda bir sorumluluk yüklüyor. Bir de şunu gösteriyor. Mesela bu zamanımızdaki çocukların çok mahrum olduğu bir şey bence. Burada babanın nasıl bir emek sarf ettiği veya köyde olan çocuklar aileyle birlikte çalışıyor. Evet. O güneşin altında çalışılıyor, baba emek sarf ediyor. Evet. Çocuk kendi nispetinde katılıyor, tamam. Ama esas bu ailenin, anne babanın o sarf ettiği, o yoğun emek, özellikle babanın sarf ettiği emek, babaya karşı bir saygı doğuruyor. Evet. Şimdi burada babasının işini bilmeyen çocuk var, genç. Baba ne iş yapıyor diyorum ben gençlere bazen, bilmiyorum diyor. İşte serbest diyor. Serbest ne satıyor babanı? Evet. Yani babasının fabrikası... Yani sizin hayatınızın devam için neyle uğraşıyor? Neyle uğraşıyor? Babasının yani dükkanına neyin gitmemiş. Neyin yükünü çekiyor? Fabrikasına gitmemiş. Evet. Babası da hata. Babası bir iş kesinde götürmemiş. Yani fuara götürmemiş. Ya bunlar da ciddi olarak çocukla ebeveynin arasını açan bir mesele. Yani babanın... Orada aile için nasıl, hangi zahmetlere katlandığı çocukların dünyasında çok da bilinen bir şey değil. Evet. Yani buradan... O kavvamın, özür dilerim, kavvam kelimesi ilginç bir kelime. Evet. Daha çok hani okuduğum kadarıyla kavvam yönetici ama sorumlu bir, sorumluluk sahibi aslında. Hani o sorumluluğundan dolayı yetkili. Yetkili, aynen öyle. Yetkili olduğu için değil. Evet. Dolayısıyla ağır bir şey. Yani hizmetkarlık. Yani dolayısıyla aslında sorumluluğu yerine getirmeyen zaten kavam özelliğinin hakkını zaten vermemiş olur. Veremez. Hizmetkarlık yani ricanın, kavvamın değil orada erkek, ailesinin, eşinin, çocukların hizmetkarıdır. Akşama kadar çalışır, o yükü taşır, Allah'ın rezak ismini çalışır, çabalar gelir. Kahretmez bunu da vazifesi olarak Allah bilir. Görüyor. Yani Allah yani böyle yaratmış, bu donanımla yaratmış, bu benim şey. Yani varoluşumun icabı diye bakar. Kadınların kafası çok karışık. Bir yandan bir şekilde özellikle anneler çok besledi bunu son 20 yıl, 30 yıl içerisinde Türkiye'de. Aman işte biz koca eline baktık, siz bakmayın diye salak saçma bir şeyle, düşünceyle bana göre. Koca eline bakmayayım, tamam bakma. Bir yandan çalışıyorlar, çabalıyorlar, güzel. Ama öte yandan da ciddi bir şekilde o erkekleri, kocaların erkeksiliğini de arıyorlar. Evet. Bu sefer şimdi erkek de şöyle düşünmeye başlıyor ister istemez. Tamam hayat müşterekse diyor madem o zaman. O erkeksilik rollerini kendini geri çekiyor. Bunu bir eşimin kuzeni bir gün bir olay anlattı. Şimdi yeni evliler, kız arabayı havalanına doğru sürüyor. Yanında kocası var. Şimdi araba kadının. Kendisi almış ve arabayı da sürüyor. Güzel, tamam. Bir şey demiyoruz. Sonra işte bir sel baskını olmuş o zaman Ankara'da. İşte araba arızalanıyor. Şimdi arızalanınca kim arıza için gerekli kişileri kim arayacak? Kim arayacak? Kadın diyor ki erkek arayacak. Kocasına bana onu kocayı şikayet ediyor. Evet. Bir dakika dedim, kocanı falan şikayet etme. Arabayı kim kullanıyor? Arabanın sahibi kim? Benim. Gerine gururlu bir şey arabanın sahibi ben diyor musun? Evet. Diyorsun. Arabayı da sen sürüyor musun orada? Sürüyorsun. Tamam.
Sen ayda bilmem ne şirketinde şu kadar para kazanan da bir kadın mısın? Kadınsın. Evet. Buraya kadar her şey güzel. Araba bozulduğunda eğer bütün bu rollere kendine biçtiysen, bu araba bozulduğunda da kocandan niye işte aramadın şurayı burayı aramadın diye söyleyemezsin de artık. Yani ya bütün rolleri üstleneceksin ya da veya fıtri rol tanımına baştan dönelim. Yani sen bu arabanın bir arabayı bir çek, koltuğa bir kocan otursun. Biraz öyle. Ondan sonra hani bu kadın da araba kullanmaz değil mi? Yanlış anlaşılmasın. Kadınların daha çok araba kullanma hakkı İstanbul'da olduğunu düşünüyorum. Hı. Ama rol anlamında, zihniyet anlamında bu yerleri bir değişin bakalım önce. Evet. Yani kadınlar hem fıtraten erkeklerin o erkeksiliklerini ve erkek rollerine ihtiyaçlarını dile getiriyorlar. Ama bir yandan da... Hem de bir telkin var dışarıdan. Dışarıda ciddi bir telkin var. Sen bir bireysin, ezdirme kendini. Ezdirme kendini diye. Evet. Ama ilginç şekilde daha çok eziliyorlar, onu da söyleyeyim maalesef. Evet. Yani bugün kadınlar ciddi şekilde kadınları eziyor. Yani orada yine ben problemin odak noktası erkekler var diye düşünüyorum ama şimdi bir kısa bir aramız olacak. Bir hadis dinleyeceğiz, ondan sonra onu tabii ki soracağım inşallah onunla ilgili sorumu. Evet sevgili dostlar, sayılı hadislere geldik. Bakalım bugün hangi rakam geçiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün dinleyeceğimiz hadisinde. Ebu Berse radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nerede kazandığından ve nereye harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden. Evet. Üçüncü günümüzdeyiz şehri Ramazan'da. Üç gündür sayılı hadislerde dört çıkıyor karşımıza. Dördüncü gün bakalım ne olacak? Yine bir dört mü? Başka bir rakam mı çıkacak? Artık bekleyelim sevgili dostlar. Ben tekrar hadisi bir daha zihnimize kazınmış olsun diye tekrarmış olacağım. Buyuruyor ki Efendimiz, kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malın nerede kazandığından ve nereye harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden buyuruyor. Bu vesileyle sayılı hadisleri seslendiren Melih kardeşimize de teşekkürlerimizi bu vesileyle iletmiş olayım. Şimdi bir şey soracağım demiştim bu konuyla ilgili yine devam edeceğim. Problem bütün bir genel çerçeve çizdik. Yani Firavun'un düşündüğü bir tedbir, o zamana mahsus bir şey değil bakarsak. Bu bütün zamanlar erkek, kadın, aile, toplum, bütün bir hayatı etkileyen, biçimlendiren bir ifsadı işaretliyor. İşte. Firavun'un yapmış olduğu şey diye bu anlamda hani daha sofistike bir şekilde deyim yeri neyse modern Firavunluk da aynı çizgi üzerinden ilerliyor. Erkekleri öldürmüyor belki ama erkekliği hani öldürüyor. Bu bütün bir hayatı etkiliyor. Bunları konuşmuştuk. Yani kadın rolleri, erkek rolleri, aile, çocuk yetişmesi, toplumu hepsini etkiliyor diye. Burada yani böyle bir realite var da ben kendimiz de burada erkekler olarak burada çuvaldızı kendimize batırmamız gerektiğini düşünüyorum şahsen. Bunu da hani Bediüzzaman'ın şu sözünden hani mülhem söylüyorum. Yani Bediüzzaman bir modern zaman tablosu olarak kadınların erkekleşmesi ve erkeklerin kadınlaşmasından bahsediyor. Ama öncelik sonralık sırası var. Şöyle diyor. Erkeklerin kadınlaşmasının kadınların erkekleşmesine sebebiyet verdiğini söylüyor. Bir gün Bir sorun hani burada şey yok. Hanım şu bu kadınlar şu değil. Erkekler erkek olması lazım. Bir gün bir kafede bir arkadaşla oturuyoruz. O da sosyal gözlem iyi olan bir arkadaş. Mustafa dedi çaktırmadan şöyle etrafına bir bak dedi. Yan işte etrafınızda masallar var.
Dört tane aile var Metinciğim. Evet. Dört tane ailenin dördünde çocukları var. Evet. Kim ilgileniyor çocuklarla? Dört ailenin dördünün babası, dört masadaki dört ailenin babasının elinde bir cep telefon. Çocukları bir tane anne çocuklarını yemek yedirmeye evet, çalışıyor, susturmaya çalışıyor. Evet, öbürüne yetişmeye çalışıyor. Evet. Yani bu çok klasik bir işte şey. Dördünde birden. Bir tane olsaydı mutlu olacaktım yani. Dört ailenin... İstisnalar var diye. Evet, dört ailenin dördünde de bu tablo var. Evet. Burada ciddi bir şekilde modern hayatın çok önemli bir, şöyle bir kazığını yiyoruz. Bu erkekler, kadınlar üzerinden gibi görünse de erkekler üzerinden daha çok gidiyor. Sizin bir en köşeniz var mı? Var evet, değil mi? En sonunda. Çok hadis. Evet. Şimdi bize bir ipucu vereceksin. Epey bir zamandan beri zihnim şeyle meşgul. La rahata fid dünya hadisi. Dünyada evet. Rahat yoktur. Evet. Hani sadece şu hadisin hakikatini anlasak epey bir problemimiz çözülür gibi geliyor. Ciddi bir konformizm hüküm sürüyor toplumda. Evet. Erkekler ilginç şekilde bu konformizme daha yatkınlar. Evet. Biyolojileri gereği. Bu konformizm ve rahatına düşkünlük hastalığı erkeklerdeki o sorumluluk bilincini ciddi şekilde zedelemiş durumda. Ve bu kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi açan meselenin sanki başı gibi geliyor bana. Yani böyle iştiha, yani tüketim kültürü diyoruz, değil mi? Tüketim kalıplı giderek genişletiyor. Yani iştihanın her açıdan olabildiğince genişletilmesi. Yani burada da hani değil mi, temel hedef erkekler. Çünkü para ağırlıklı olarak onların elinde, dolayısıyla tüketim onlar üzerinden yönetilecek. Önce değil mi, onların iştihaları uyandırılıyor. Kadınların uyandırılıyor gibi görünse de erkeğe bağlı. Yani kadına yani bu şekilde değil mi? Evet. Evet. Ve oradaki rahatına düşkünlük belki tüketim açısından kadında bir önde olabilir ama o rahat mesela kadınların rahatına düşkünlüğü çok daha az. Çok şikayet mesela alırım ben. Ya pazar günleri benim adamı diyor kahvaltıya çağıramıyoruz. Uyuyor. Anladım. Mesela 12'ye evet. kadar uyuyan çok kadın görmezsiniz. Evet. Yine o annelik şeyiyle evet. evin sorumluluğunu hissetme hissiyatıyla kadınlar daha diri ve canlı oluyorlar. Hı. Erkeklere bakıyorsunuz akşam eve gidiyor, ölüyor. Kadın erkek çalışıyor, kadın yine mutfağa gidiyor, orada evet. sorumluluk bilincini yerine getirmeye yani çalışıyor. Yani iki kat yük taşıyor. Yük taşıyor. Bu anlamda erkeklerin arka planda işleyen bir rahatına düşkünlük. Evet. Yine otorite figürünün zayıflamasıyla yine deminki konuştuğumuz gibi o narsizmin gelişmesi ve kendi üst benliklerinin narsistik bir yapıyla şekillenmesiyle birlikte narsizmle rahatına düşkünlük arasında da yine bir doğrudan bir ilişki var. Bu sefer karşılıklı etkileşimle, reaksiyonlar bir şeyle bu da kadınların kendi kadınsılıklarına da arızalar oluşturmaya başlıyor. Ama tümüyle hemfikirim gerçekten kadınların böyle kendilerini yaslayacakları, hayatlarındaki problemleri çözümüne yardımcı olacak, daha üst bir yerden hayata bakan. Evet. Şimdi bir de öyle bir mesele de var yani. Kitap fuarlarını da görüyorsundur. Evet. Okuyan insanların çoğu kadın. Yani genel bir tablo bu. Yani %70 yaklaşık. Kitap okuyanların %70'i kadınlar, %30'u erkekler. Seminerlere gidiyorum. Çoğunluk kadınlar, erkekler arka planda fısıldasın. Üniversite başarısında aynı tablo görüyoruz. Aynı tablo var. Yani böyle yani ciddi anlamda öğretim üyesi, akademisyen arkadaşlardan aynı şeyleri duyuyoruz. Evet. Bu arada erkeklikle ilgili dediğin gibi bir sorun var. Çok da üzerine düşünmek lazım. Bu erkeklik ve erkeksizliği, bunu Fatma Hanım da çok yazar. Yeni Şafak'ta çok takıntılı o konuya. Barbarosoğlu. Bir erkek problemi oldu. Tümüyle hemfikirim. Yani bunun üzerinde niye bu hale gelindi birçok söylenecek çok şey var ama tümüyle katılıyorum yani. Yani kadınlar bu tablonun hani kadınlar sebebi değil. Sonucu. Ve mağduru. Mağduru. Değil mi? Yani böyle demiyorum. Evet, burada evet, dönüp hani erkeklerin kendilerine fıtraten verilmiş özellikler. Hı hı. Kendilerine Allah'ın, yaratıcının
yüklediği şey, sorumluluklar, yükümlülükler. Evet. Ki işte az önce zikrettik Nisa suresi gayet açıkça bu sorumluluğu duyuyor. Yani dönüp bunun üzerine tekrar düşünmeleri gerekiyor. Şimdi erkek olmayınca kadın ne yapsın? Evet. Bu defa kadınların erkeğin yapabileceği işi de yapmakla kendini yükümlülüyor. O da erkeksileştiriyor kadını ister istemez. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Şimdi bu işin bu kısmında hani böyle hikmet olarak yani kadim hikmette İslam tefekküründe de sıklıkla vurgulanan bir şeydir. Aile hayatını değerlendirmedi. Bütün hayatı değerlendirme esasen. Hani Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatının bir sıfatlarının bir tecelliyatı olarak bütün kainatı okumak, bütün hayatı okumak, dönüp insanı böyle okumak, insan hayatını, insanın beraberce yaşadığı hayatı böyle okumak diye. Yani bu çerçevede de hani şöyle bir tanım yapılır. Hani Allah'ın isimlerinin yani celali isimler ve sıfatlar, celali cemali isimler ve sıfatlar, böyle celal ve cemal denklemi içerisinde hani bir izah etmek mümkündür diye. İşte Allah'ın her şeyi güzel yaratması, rahmeti, merhameti, affediciliği, cemalin kahrı, kudreti, işte iradesi, celalin bir tecellisi. Yani dönüp değil mi, aile hayatını da ve insanı da bu şekilde okuma. Erkekte celali vasıflar daha önde, kadında cemali vasıflar daha önde diye. Ama bir de kemal kavramlaştırması var. Değil mi? Dün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tarifinde üstadın okumuştuk şuat-ı marifetinde de onun halini ve ahlakını tarif ederken kemal ise o celali ve cemali vasıfların buluşmasıyla buluşması. Yani dolayısıyla yani erkeğin evet celal daha önde olacak ama yani tek başına da yetinmiyor, kemalini gerçekleştiremeyecek. Evet. Kadın keza. Cemal daha önde. Yani mizacen, fıtraten öyle zaten. Ama yine tek başına kemalini gerçekleştiremiyor. Yani dolayısıyla yani işin o kısmında da bu beraberliğin tahakkuk anlamında da şimdi mesela böyle bir şey de çıktı değil mi? Mesela yani 20 sene önce hani 30 sene önce hani Batı'da, Amerika'da falan vardı, filmlerde görülüyordu. Ama şimdi bizim toplumumuzda bir gerçeği oldu. Mesela single parent. Ebeveyn, yine parent kelimesi esasen ebeveyn yani iki. Anne ve baba ikisinin beraberliğini gerektirir ama böyle bir absürt bir kelime single parent deniyor. Hani maalesef tek yani dilimize de taşındığını duyuyoruz değil mi? Evet. Tek ebeveyn deniyor. Yani bu şartlar da yani peki hani bizim geçelim çocukları önce hani diğer yarımızı deyim yatsıyarak orada evet o bütünlüğü, o buluşmayı doğru yerinde bir şekilde gerçekleştiremesek erkeğin hakkıyla erkek olması mümkün mü? Kadının hakkıyla kadın olması mümkün mü? Ve çocuğun alabileceği en güzel şekilde aileden o psikolojik beslenmeyi sağlaması mümkün mü? Mümkün değil. Evet, bu kadar kısa da kısa. Açmıyorsunuz ancak bu kadar söyleyebilir. Yani evet orada o zaman ben devam et bence. Şey yapmış olayım. Şimdi Abdülhakim Murad'ı ismen bilirsiniz. Evet. Timothy Winter yani doğumda kendisine verilen ismiyle 21 yaşında veya 19 yaşında yanılmıyorsam İslam'ı seçmiş bir alim. Bize genelde şu olur yani Pakistanlı alim deriz, Hindistanlı alim deriz, işte Mısırlı alim deriz ama İngiliz alim kelimesi çünkü İngiliz'de alim kelimesini biz Müslüman alim olarak yaklaştırırız ama evet bir çok şey kıymetli bir Müslüman alim, bir İngiliz Müslüman alim. Yani onun seneler önce bir şey makalesini okumuştum. Şey erkekler erkek kalacaktır. Boys will be boys diyor. Yani başlığı bu. Böyle bir biraz böyle provokatif bir başlık. Şimdi Âl-i İmrân suresi de o ismini oradan
alıyor. Yani Hazreti İmran ailesi. Hı hı. Hazreti Meryem malum. Babasının adı İmran. Şimdi annesi ama Hazreti Meryem'in annesi uzun müddet malum çocukları olmamış. Sonra istiyorlar hani çocukları olsun ve annesi diyor ki hani hamile kalınca bu defa uzun beklentiden sonra onu mavede hani mescide adadım deyince erkek çocukları adanırmış mescide. Hı-hı. Baba kızıyor. Hani nereden biliyorsun sen erkek olacağını diye kızıyor. Orada ki ifade şu veleyse zekeru kel ünsa. Yani erkekler hani kızlar gibi değildir diye. Bu ayetten hareketle, ayette geçen bu ifadenin hareketle orada Abdülhakim Murat şöyle bir şey söylüyor. Şimdi temel problemimiz diyor bizim, yani feminizm vesaire o model her şeyi eşitledi. Hı hı. Yani baksak güya hani kadının güya hukukunu savunurken erkekleştirerek hukukunu savunuyor. Erkek şunu yapabilir, kadın da yapabilir. Erkek şöyle yapabilir, kadın yapabilir. Erkekler şunu değil, kadın da değil. Bunu yaparken aslında... Bu eşitlik değil ki, dönüştürme. Değil mi? Evet. Yani burada kadın, kadın olarak kalmıyor haklarını ki burada. Haklarını almıyor. Kadın olarak hakkını almadan... İkincisi, yani bu anlamda hani böyle bir feminizm esasen bir erkek hareketi aslında. Aynen öyle. Çünkü erkeğe benziyorsan sen kendin olmaktan çıkıyorsun. Çünkü erkeği norm olarak alıyorsun demek ve kadını, kadın olduğu halde erkeğe benzetiyorsun demek. Şimdi şöyle bir tahlilde kesinlikle bulunuyordu orada. Zekice bir yaklaşım. Evet. Şimdi diyor ki bu klasik feminizmin böyle bir şey ve bizim diyor Müslümanlar olarak Kur'an'daki, sünnetteki ölçüler apaçık ortada. Hı-hı. Böyle bir feminizmle bizim barışmamız asla mümkün olamaz diyor. Çünkü dönüp baktığımızda diyor işte bu ayette olduğu gibi yani Kur'an'da ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bize öğretilen şudur. Allah erkeğe ayrı bir mizaç vermiştir. Hı hı. Ayrı karakter özellikleri vermiştir. Kadına ayrı karakter özellikleri vermiştir. Erkeğe o karakter özellikleriyle kendi kemalini bulması söylenir. Hı hı. Kadına da o karakter özellikleriyle. Yani erkekleşerek değil. Yani bu anlamda belli çalışmalardan bahsediyor. Daha yakın dönemlerde yapılmış. Yine mesela içinde feminist isimler var. Onları zikrediyordu. Carol Gilligan gibi yanılmıyorsam isimler. Yani onların ise vurgusu diyor şunun üzerine gelişiyor. Bir paradigma değişimi var diyor. Hani erkek ayrı bir mizaca sahiptir. Hani kadın ayrı bir mizaca sahiptir. Kadından erkek rolünü üstlenmesi beklenemez. Yani bu anlayışla diyor biz fakat yapabiliriz. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz diyor. Herkes kendi kalsın. Evet. Herkes kendi olsun. Kadın kadın olarak, erkek olarak kaldığı zaman mesele yok. Evet. Herkes kendi sınırlar içerisindeki kalındığı zaman o sınırlar içerisinde eksik olan haklar varsa onların ikamesi için hepimiz el birliğiyle şey yapabiliriz. Ama bu hakikaten zekice bir yaklaşım. Mevcut feminist hareketler erkeği bir paradigma, bir kıstas olarak norm almış, olarak, normal olarak alıyor. Değer atfediyor. Erkekliğe esasen. Yine erkeğin tahkimi olmuş oluyor dolayısıyla. Kadını kadınlıktan çıkartan, kadın olmaktan çıkartan bir şey bir kadın hakkı değil. Bir şeyi başka bir şeye dönüştürmüş oluyorsunuz. O şeyin hakikatine ve hakkını, hukukunu zayi etmiş oluyorsunuz aslında. Bu arada hani gözü ucuyla baktım. Şimdi ayetin şeyleri var. Benim işaretlediğim, vurguladığım yerin dışında bir yeri sen... Nereye yaptım acaba? Evet, şöyle bakıyorum. Onunla ilgili herhalde söyleyeceğim bir şey var. Şu kısım mı? Hani Hazreti Musa'nın kavmine... Evet, dedi ki. Yani Firavun'un İsa'nı karşı. Orada bir çizdiğine göre Musa herhalde... Yani ilginç geldi bana. Hani böyle durumlarda, bunu ben çok yıllar önce şeyde de yaşamıştım. Hazreti İbrahim... Aleyhisselam yine ateşe atıldığı zaman atılacak mancınıkta onun hayatını okuyordum. Yani bir dur Mustafa dedim sen olsan bir mancınıkta ne yaparsın? Ateşe atılacaksın. Allah'a nasıl dua edersin? Hani bir de Allah'tan yardım isteyecektin. Nasıl yardım edersin? Şimdi sebep sonuç ilişkileri içerisinde ne diyebilirsin? Allah'ım şu ateşi söndür. Çünkü ateş yakar. Evet.
Ama işte peygamber olmak, Allah'a imanın zirvesinde olmak başka bir şey. O da Hazreti İbrahim'in o mancınıktaki yaptığı dua, Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bana ne ya yani sen benim vekilimsen, sahibimsen. Yani bu bana da hükmü geçen, ateşe de hükmü geçen sensin. Bu sorunu nasıl çözeceksin? Ben mi akıl vereceğim yani sana? Teslimiyet. Teslimiyetin zirve noktası. Yani imanla gelen intisap, o intisapla gelen tevekkül ve teslimiyet. Burada da yine Hazreti Musa'nın onlara söylediği, kendi kavmine söylediği, yani Firavun şunu diyor, biz onların oğullarını öldürüp kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz. Ki baksana, bu Beni İsrail'i mahvedecek. Bunun sonucu böyle gözüküyor. Böyle. Evet. Tam bir yenilgi. Evet. Yani bütün güç, kuvvet, kudret Firavun elinde. Evet. Diğer halk, ortada mağlup bir halk işte. Ki Beni İsrail de herhalde perişan değil mi? Buradaki ifadelerini anlıyoruz. Onlar hani yaparlar da böyle bittik. Biz mahvolduk. Psikolojisi içerisindeler. Hazreti Musa. Burayı okuyunca şöyle dedim, bu cevabı okuyunca, yani dedim hakikaten Hazreti Musa'nın peygamber olduğunun bir delili de bu ayet olması lazım. Ancak bunu o şartlarda bunu söyleyebilmesi. Bunu söyleyebilmesi ancak bir peygamberin imanıyla mümkün. Yani sebep sonuç ilişkisinde hiçbir şey yok, bir açıklama yok. Sebepleri bir yaratan da o, sonuçları da yaratan o. Çünkü Allah'tan yardım isteyin. Cevap bu. Allah Allah. Şimdi yani hani hakikaten sebeplerin sükut ettiği bir yerde, o şartlarda da şunu yapalım, bunu yapalım, şu organizasyonu yapalım, öteki yok. Önce öldük, bittik, mahvolduk, perişanlığı da yok. Yani. Evet. Allah'tan yardım isteyin. Bu çok yani hakikaten üzerine düşünüldüğü zaman ilk insanın aklına bu gelmesi gelmez, çok gelmez değil mi normal şartlarda? Harikulade bir şey. Allah da Allah'ım senden yardım. Bir peygambere has bir imanla diyorsun bunu. İman ancak. Ve ondan sonra Allah'tan yardım istedikten sonra sabredin. Yani o Allah'tan yardım istemeden sabır da zoraki bir sabır olur. Allah'tan yardım isteyen insan artık o itminanı kalp içerisinde rahat bir şekilde sabreder, zoraki bir zorlamayla olan çünkü, bir... Çünkü duygusal ve zihinsel kuşatmadan kurtuldu. Allah'ın yardımını hatırlamakla. Bitti. Mutlak kudreti olan bir Rabbi Rahim benim durumu biliyor. Bir çözüm noktası bize bahşedecek. O bahşedecek. Belki diyecek ki şöyle yapın. Bir kapı açacak, Firavun'u öldürecek, başka bir şey. Neyse yani artık o çözümden neyse bir şekilde yol... O burada yani şu şeyin Araf suresinin bu bölümünde en çok beni etkileyen şey oldu. Sonradan da şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Bir de yeryüzü. Evet. Yani orada bir alan açıyor. Evet. Ya bırak diyor şimdi Mısır'ı falan geç yani. Mısır, koca yeryüzü, bütün yeryüzü. Bütün yeryüzü Allah'ındır. Sizi alır başka yere koyar. Başka bir şey de çözecek durumunuzu. Evet. Çatlama, bekle biraz yani. Ki, yani kısa bir süre sonra tecrübe edecekler tecrübe zaten. Tecrübe ediliyor. O da ilginç bir şey. Sonuç... Allah'a korkup günahtan sakının. Yani müttakilerin. Evet. Yani. Bu sonuç da artık dünyevi sonuç da olabilir. Uhrevi anlamda da sonuç olabilir. Sakınanları bu hakikaten Allah'tan yardım isteyin kısmı ve sabredin. İlginç ve çok hoş. Maşallah bir peygambere yakışacak bir istimlanı kalbi. Zaman varsa bu şeyin Araf suresinin bu daha önceki 3-5 ayet öncesindeki şey de beni çok hayatımda bana çok etkileyen, zaman zaman öyle zihnime gelip giden ayetlerden bir tanesidir. Bu malum hani Firavun'un sihirbazları sihirlerini atıyorlar. Evet. Sonrasında Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak vahyediyor. Asanı at, asasıyla işte sihirleri yutuyor. Sonra sihirbazlar Müslüman oluyor. Çünkü sihirbaz oldukları için onun sihir olmadığını, mucize olduğunu en iyi onlar bilir. En iyi bilir. Evet. Bu başka bir şey. Evet. Bu sihir değil. Evet. Bizim gibi göz boyamacı değil. Evet. Burada bir ciddi bir hadise zuhur ediyor. Yani Musa haklıdır. Doğru söylüyor. Evet. Daveti de haktır. Evet. Sonra Firavun da şöyle tehdit ediyor. İşte çapraz olarak kol ve bacaklarınızı sağ diyelim kol, sol bacak kestireceğim diyor. Evet. Şimdi böyle bir durumda da yani sihirbazların verdiği cevap da beni çok etkiler. O kısa zamanda o cevabı verebilmek değil mi? Yani Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Şimdi bu da acayip bir çözüm. Evet. Yani Allah'a döneceğiz. Hani öyle bir iman, kısa sürede iman zuhur etmiş ki
Allah yine bizim meselemizi çözecek. Öldürsen ne olacak? Evet. Şimdi oradaki öldürsen ne olacak meselesi bana çok dehşet. Çünkü bir... hayat genişledi. Bu dünyadan ibaret, bu hayattan ibaret çıktı. Olmaktan çıktı. Yani Allah'ın, evet. Şimdi şöyle bir yanlış algı var da onu özellikle altını çizmek istiyorum. Mesela Allah bizi muhafaza etsin diyoruz. Sonra ölüyoruz. Diyelim yakınımız öldü. Evet. Şimdi Allah muhafaza etmedi mi? Hayır, muhafaza devam ediyor. Ediyor. Farklı bir surette. Yani Azrail'i yolladı, ölüm meleği geldi, o insanın ruhunu aldı. Evet. Sonra işte cennet bahçelerini belki bir bahçeye götürdü, yokluktan, ışıktan kurtardı. Yine muhafaza ediliyor. Şu günlerde şey de çok karşı karşıyayım da, işte, bu deist ve ateist olma meyli olan insanlar en çok kafasını karşı kurcalayan şeylerden bir tanesi. Allah niye müdahale etmiyor? Evet. İşte Suriye'de çocuklar ölüyor. Evet. Bir dakika, nereden biliyorsun müdahale etmediğini? Duralım bir dakika. Evet. Allah sorunları çözer. O çocukların sorununu Allah çözüyor ama çözme biçimini biz kendi kafamızda uydurduğumuz şekilde değil. Rus ve de bu dünyadan ibaret olarak değil. Gördüğümüz. Rusların bombası geldi tam bir yerde patlayacak. Cenab-ı Hak Rabbi Rahim o bombanın patlayacağını bilmiyor mu? Biliyor. O çocuklar diyelim Suriyeli çocuk ölecek orada. O ölen çocuklar Rusya'nın gavur Rus'un mermisiyle mi diyor? Hayır. Yine orada Azrail'i yolluyor, ölüm meleğini yolluyor. Cenab-ı Hak o çocuğun ruhunu alacak. Tam geldi bomba patlamak üzere Cenab-ı Hak emretti mi? Azrail'e git şu işte adı Muhammed olsun diyelim çocuğun, bebeğin ruhunu al. Tam bomba patlayacak, Azrail geldi Muhammed'in ruhunu tık çıkardı mı? Bakın nasıl koruyor. Ve ebedi cennetleri. Evet. Ve orada bedeni orada mahvolmuş durumda çocuğun. Parçalamış tamam. Evet. Kötü onu yapan zalimdir. Ama ruh bütünlüğü. Ruh bütünlüğü sabit. Korundu ve çocuk Azrail'in elinde ve Azrail ona ne yapıyor? Gülümsüyor. Evet. Yani o çocuk mutlu orada. Başka bir aleme açıldı kapağı. O artık Suriye'de falan değil o çocuk. Evet. Başka bir aleme aldı. İşte Allah korudu. İşte bu Allah'ın koruyuculuğunu idrak edebilmek için mutlaka mutlaka melekut alemiyle, alemi gaybla, ahirette zihnimizin hemhal olması lazım. Yani o yüzden ahiret Allah'a imandan sonra en çok kuvvetli olması gereken bana hep şey gelir, ahirete iman. Ahirete iman olmadan dünyayı anlamak da mümkün değil. Evet. Bir ayet yine yakınlarda nazarıma çarptı. Kafirler diyor dünya hayatının zahirini bilirler sadece. Evet, Kehf suresinde. Kehf suresinde mi? Evet, evet. Çünkü hakikatini diyor. Hakikatini bilmiyorlar, evet. Zahirini biliyor sadece. Evet. Şimdi işte o çocuğa bakan insan, Rus'un bombasıyla ölen o bebeğe bakan zahirini biliyor. Parçalanmış bir ceset görüyor. Onlar diyor ahiret hayatından gafildirler kafirler diyor. Şimdi ahiret hayatından gafil olan o bebeğin ölümünün arkasındaki o sırları, oradaki işleyen rahmeti, sonsuz rahmeti idrak edemiyor ve idrak edemediği için de çok kısıtlı bir bilgiyle alemle ilgili sonuçlar, hükümlere varıyor. Alemi ahirete ait iman devreye girdiği zaman işte melekler, Azrail, cennet, cehennem birçok şey gündeme geliyor ve Azrail geliyor o çocuğun ruhunu aldı, çıkardı ve derhal cennetine götürdü ve orada huzur içinde o çocuk yaşıyor. Ve firavunların tehditleri hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Tesis yani olur. İman ne kadar insanı güçlü hale getiriyor. Yani seni birazdan öldüreceğiz diyor firavun. Orada seyir Müslüman mümin olmuş, iman etmiş şey dersi yani çok umurumda yani. Buyur gel öldür. Ben Rabbi Rahim'e teslim olmuşum. Benim koruyacak olan odur. Nasıl koruyacağı da onun bileceği iştir. Sen öldürsen yine koruyacaktır. Çok umurumda diyor ve meydan okuyor. Bu suredeki o kısımda beni çok etkileyen bir bahislerden biridir. Şimdi soluklanalım mı? Şöyle tamam, bir Erler Demir'e destur alalım. İlahisini enstrümantal olarak dinleyecekmişiz. Tamam. Evet sevgili dostlar, biraz sonra tekrar birlikte olmak üzere.
Sevgili dostlar, şimdi de Risale-i Nur'dan bir iktibas köşesindeyiz. Dün de ifade etmiştik, baştan sona Risale-i Nur'dan iktibaslar bu şehri Ramazan'da ahlaka dair bahisler üzerinden olacak. Bakalım bugün, evet bugün Risale-i Nur'da defaatle vurgulanan, esas bütün İslami metinlerde, kadim hikmette de defaatle vurgulanan bir ölçü, insandaki kuvveler, ona dair bir bahis okuyalım. Ahlak-ı insaniyede en rahat, en faydalı, en kısa, en selametli yol ise sırat-ı müstakimde istikamettedir. Mesela kuvve-i akliye haddi vasat olan hikmeti ve kolay, faydalı istikameti kaybetse, ifrat veya tefritle muzır bir cerbezeye ve belalı bir belahete düşer. İnsana verilmiş düşünme melekesinin, akletme kuvvesinin diyor, doğru kullanımı, yerinde istikametli kullanımıyla hikmet hasıl oluyor. Kötüye kullanıldığında muzır bir cerbeze hasıl oluyor. Kullanılmadığında da bu defa belahet, ahmaklık, aptallık zuhur ediyor. Belalı bir belahete düşer. Uzun yollarında tehlikeleri çeker ve kuvve-i gadabiye, insana verilmiş yani korunma duygusu, haddi istikamet olan şecaati, cesareti takip etmezse, ifratla çok zararlı ve zulümlü tehevvüre ve tecebbüre, ben güçlüyüm, yaparım, ederim diye haksız, hukuksuz işlere veyahut bu defa kullanılmazsa, o zaman da tefritle çok ziddetli ve elemli cebanet ve korkaklığa düşer. İstikameti kaybetmesinin, hatasının cezası olarak daimi vicdani bir azabı çeker. Ve insandaki kuvve-i şeheviye, selametli istikameti ve iffeti zayi etse, ifratla musibetli, rezaletli fücura. Helalmiş, harammış, tarımadan her canını çektiği, nefsinin istediği şeyin peşine düşmek, musibetli, rezaletli fücura, fuhşa veya kullanmadım bu defa tefritle humuda, yani nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrum düşer ve o manevi hastalığın azabını çeker diyor Bediüzzaman El-Hüccetüz Zehra'da 15. Şua'nın Afyon hapsinin bir meyvesi olarak yazılmış bir risale bu 15. Şua El-Hüccetüz Zehra onun birinci makamında. Evet sevgili dostlar, şimdi de ayaküstü bakalım ne söylüyor sokak röportajlarında, meydan röportajlarında mikrofon uzatılan müminler bize. Çocuklarınızı eğitirken onlara iyi yaptıkları şeyler karşılığında mükafatlar verir misiniz? Evet. Evet. Ne gibi mükafatlar verirsiniz peki? Daha çok hani ödül olarak dışarı çıkartıyorum, gezdiriyorum yani istedikleri yerlere götürüyorum böyle. En büyük mükafat çocuğun gönlünü almak, aferin demek. Öbür türlü malla mülkle onurlandırmak çocuğa tahmin ediyorum kötü bir örnek olur. Yani yaptıkları her işin karşısında belli bir mükafat veriyorum çünkü onlar devamlı seviniyor. Ve yaptıkları işi daha da iyi yapmaya çalışıyorlar. Çünkü onun sonunda bir mükafat olduğu için. Sadece mükafat vererek eğitim olur mu? Çocukları her zaman ödüllendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman çocukların özgüveni kendilerine geliyor ve daha özgüvende hissediyorlar kendilerini. Yani çocuklarınızı hiçbir zaman cezalandırmaz mısınız? Her zaman için ödülle mi eğitme taraftarsınız? Yok, yanlış hareketlerini değil ki cezalandırıyoruz. Aynı arkadaşımızın dediği gibi konuşmama cezası. İşte onu almayacağım sana. Çok ufak yaşlarda cezanın ne olduğunu öğrenmesi lazım çocuğun. Fakat çoğunluk tabii mükafatla beraber, yani tatlı dillen gönlünü alarak. Cezalandırmak hiçbir zaman çözüm değildir. Aksine vereceğiniz eğitimin olumlu değil de olumsuz olarak size yansıyabilir. Nedir? Yani eğitimde her zaman, yani düzgün eğitim verildiği sürece çocuklarımız her zaman başarılıdır. Şimdiki günümüzdeki başarılı insanlara baktığımız zaman, yani eğitim güzel verildiği için bu seviyedeler.
Yani eğitim güzel olduğu zaman sonuçlarını biz hepimiz görüyoruz diye düşünüyorum. Cezalandırma her zaman ben karşıyım. Günlük hayatınızda sorunlarınızı genel olarak öfkeyle mi çözersiniz yoksa tatlı dilli olmaya mı çalışırsınız? Yok, tatlı dil bence daha iyi. Neden peki tatlı dilli olmak sizce daha iyi? Ya, tatlı dilli olmasa küçük çocukla bile baş edemezsiniz. Tatlı dil tercih ediyorum. Çocuklar daha biraz senden o zaman uzaklaşmıyorlar yani. Tatlı dilli olduğun zaman her zaman şey yap, saygı gösteriyorlar. Yoksa öfkeyle karşılık verdiğin zaman senden çekiniyor, hiçbir şeyini sana anlatmayacak o zaman ilerleyen zamanlarda da. Evet sevgili dostlar, ayaküstü röportajları dinledik. Evet, fıtrat ne güzel şeyler düşündürüyor, gösteriyor, fark ettiriyor değil mi? Cevapları izleyince siz de aynısını düşünmüşsünüzdür. Şimdi üçüncü bölümdeyiz sohbetimizin. Psikiyatrist, doktor, yazar Mustafa Ulusoy'la beraberiz. Şimdi hep başınıza gelir Mustafa, böyle bir doktorla ve özellediğim bir psikiyatrist karşı hazır sizi gördüm iyi oldu filan. Değil mi? Çok yaşıyorsundur herhalde. Yani iyi oldu bak hani rastladığımız. Kafada falan. Bir soru var. Benim de evet. Hazır gelmişken çok yani mustarip olduğum ve birçok insanın başına bela olduğunu düşündüğüm bir mesele var. Böyle bir adeta bir kural gibi çok tekrarlanan Müslüman depresyona girmez. Bana öyle geliyor ki bazı Müslümanlar sırf bu söz dolayısıyla depresyona giriyorlar. Kesinlikle. Yani bunun gibi vardır herhalde senin söylemen gereken bir şey. Çünkü bu çok büyük bir şey. Problem düğün konusu. Şimdi bir defa depresyona bir vebalı muamelesi yapılıyor. Şimdi bir defa depresyona girmek kötü bir şey değil. Bir de orada anlaşalım. Yani depresyona girince Allah'ın rızası dairesinden değil mi dışarı çıkmış olmuyorsun. Harama girmiş olmuyorsun. Yani evet. Tam tersi depresyon. Bunu çok samimi ve inanarak söylüyorum. Depresyon mübarek bir hastalık. Depresyon hani la ilahe illallah diyoruz ya. Evet. Rabbimiz bize o kelimeyi tevhidi direkt olarak illallah dedirtmiyor. Evet. Yani ilah olan Allah'tır. Evet. Bir dakika. Önce olmayanları mı göreceğiz? Evet olmayan. Şu ilah değil, olmayan. Bu ilah değil, evet. Öteki ilah değil diye ilah vasfı varmış gibi görünüyor. Keza dönüp kendimize demiştik en başta o narsizm iç büyüme. Yani evet. Sen de kendine yeter değilsin. Değilsin. Nefsi emmare değil. Hepsini üretiyor değil mi? Evet. Şimdi mesela şu an depresif yaşıyoruz. Oruç insanı hafif depresif yapıyor. Ne güzel. Evet. İnsanın kendi acizliğini hissettiriyor. Evet. Şimdi depresyon aslında insanın kalbinin, ruhunun, bedeninin la ilahe demesi. Evet. Dünyadan umudunu kesiyorsunuz. Zevk vermiyor dünya. Hani bir hadis var ya, Allah diyor sevdiği kulunun diyor ya kalbini dünyaya diyor küstürür diyor ya dünyayı o mümine küstürür diyor. Bir türlü nasip olmaz. Nasip olmaz. Şimdi depresyon da işte kalbimizin, ruhumuzun hatta bedenimizin dünyaya karşı bir küskün diyor. Yediğimiz içtiğimizden zevk almıyoruz. Hayat böyle anlamsızmış gibi geliyor. O anlamsız geliyor kısmına takılıyor insanlar. Ben mümin nasıl hayat anlamsız gelir? Hayatın dünyaya bakın kısmı anlamsız geliyor. Ahirete ve Esma'ya bakan cihetiyle yine anlamda. Yani aslında daha üst bir anlamın arayışı. Arayışı. Değil mi o? Kesinlikle. Yani şöyle aslında bir ruhun bir bedeninde bir dinlenmesi. Şimdi bir dur. Hayattan şöyle bir eskisi kadar hareket etmiyoruz. Bir duruyoruz ya bir mağaraya çekilir gibi. Dolayısıyla bunun imani anlamda bir direkt olarak bir bağlantısı kesinlikle yok. Bunu düşünen insan kendine zulüm yapmış olur. Bunu başkasına söyleyen bir mümin depresyona girmiş. Sen ne biçim Müslümansın? Depresyona girer misin? Bu sana yakışmıyor. Gerçekten çok aptalca. Senin imanında mesele var o zaman. Var. Çok, bunu söylüyorlar. Çok aptalca bir laf. Mübarek bir hastalıktır. Müminin farkı bana şu gelir. Hani Efendimiz'e atfedilen bir dua vardır ya. Elhamdülillahi ala külli hal. Sıval küfrü ve dala. Küfür ve dalalet hali dışında her hale hamd ederim. Depresyon dahil diyorsun. Depresyon da. Elhamdülillah Rabbim beni depresyona koydu. Elhamdülillah eskisi kadar zevk almıyorum. Elhamdülillah yorgun hissediyorum. Elhamdülillah başım ağrıyor. Elhamdülillah kaslarım ağrıyor vesaire neyse. Şimdi
İradi bir şey de değil depresyon. Hı. Öyle depresyonlar var ki %100 biyolojik, yani insanın iradesiyle işlemeyen, genetik. Sen çağırmadan geliyor. Çağırmadan geliyor. Akşam insan mutlu, mesut, gülene, eğlene yatağa yatıyorsunuz. Hı. Sabahleyin kalkıyorsunuz, yataktan kalkamıyorsunuz. Yani insanın iradesinin işlemediği öyle depresyonlar var. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirip Müslüman depresyona girer, Müslüman depresyona bağlı gibi girer diyorum ben de. Biz Müslüman olarak bizim de depresyona girme hakkımız var. Girmesi dahi bir imkandır diyorsun İmkandır, galiba. Evet. İbadettir. Evet. Hani bu hastalar risalesinde üstadın anlattığı hastalıklarla ilgili hastalık hikmetleri vardır ya. Evet. Depresyon da o hastalar risalesinde anlatan hastalıkları rahatlıkla tatbik edilebilir. Ve mümine inanılmaz derecede depresyon hali, şükretmek, isyan etmemek kaydıyla inanılmaz derecede uhrevi, ahiretle ilgili sevapları kazandırır ve ahirete yönelik kapılar açar diye düşünüyorum. Oh, rahatladım diyeceğim. Hani çünkü hakikaten yani o söz beni depresyona sokuyordu. Yani çünkü çok insanın... Ben çok telefon almışımdır çünkü öyle. Çünkü çok insan mesela böyle özellikle yani gençlerden veya yaşlardan veya böyle işte karı, koca, yani değişebiliyor. Yani neticede kalem erbabı olduğum için bazı fuarlarda, seminerlerde, başka ortamlarda. Çünkü bir tıkanma yaşamışlar. Kesinlikle. Hakikaten bir problem yaşamışlar. Böyle geliyorlar, böyle oldu ama bana böyle dediler. Bakıyorsun daha beter olmuşlar. Daha beter oluyor. Yani o yüzden böyle yüreğinde ona yavrular depresyon ebat depresyon diyorlar. Yani depresyon olduğu için depresyona girmek. Evet. O depresyonda olmayı iyi, güzel bir şeymiş gibi addedemeyince depresyonu artırıyor. Canımı sıkıldığına canım sıkılıyor demek gibi bir şey. Yani o da Allah'tan. Dolayısıyla doğru bir şekilde karşılamak ve şifasının yolları var. O yollara da İlaç doğru bir şekilde müracaat olur, etmek. Bu olur, yürüyüş yapılır, birçok yöntem uygulanır. Ama önce elhamdülillah depresyondayım. Evet. Rabbim bana depresyon ihsan etti. Vallahi ihsan ya. Ya yemin ettim bir de. Yani. Allah razı olsun. Bu çok teşekkür ederim. Çünkü yani bunu müminlerin duymaya çok ihtiyaçları var. Çünkü. Son dakikalara geldik. Tamam. Sorularımız vardı. Elhamdülillah. Depresyonu sokmadı değil mi sorular seni? Yok. Soksa da elhamdülillah. Evet, şimdi gerçi ipucu biraz vermiş oldun konuşmada. Aynı cevap mı gelecek yine bilmiyorum. Bir ipucu alır gibi oldum. Birincisi, yani en fazla Kur'an'da seni en fazla etkileyen, böyle kendi dünyanın en fazla tekrarladığın ayet. Ve hayatımın ayeti Tevbe suresi 129. ayet. Fe in tevellev, eğer senden yüz çevirlerse, fegul de ki hasbiyallahu la ilahe illa huve ve rabbul arşil azim. Bana inanılmaz derecede derin, ve hayatıma da çok şey katmış. Özellikle o şey kısmı çok derin ve çok geniş bir manası var gibi geliyor bana. Senden yüz çevirlerse. Çok geniş bir anlam. Mesela ben 53 yaşındayım, 52 yılım benden yüz çevirdi gitti. Gidersen gitsin. Fegul de ki hasbiyallahu la ilahe illallah. İnsanlar arası ilişki yaşıyoruz, karı koca problemi yaşıyoruz, çocuklarla problem yaşıyoruz, insanlarla problem yaşıyoruz, bizden yüz çeviriyorlar, kıymetimiz bilinmiyor. Tenkit edilebiliyoruz, haksız yere, haksızlığa maruz kalabiliyoruz. Bunların hepsi yani bir insanın hayatta en çok maruz kalacağı negatif durum nedir denilse herhalde bizden yüz çevrilmesidir. Milyon tane biçiminde bizden yüz çevriliyor. Evet. Hayat yüz çeviriyor. Evet. Dünya yüz çeviriyor. Ve buna karşı Rabbimiz bize çok enfes bir şifa bulmuş. Ben size yeterim diyor. Zaten dünya size yüz çevirmese bile zaten o size yetmez. O yüz çevrildiğini hissettiğiniz durumlarda bana bakın. Ben size yeterim diye bile bir şifa kaynağı. Tevbe suresi 129. 129 yanlış. Vaktimiz var mı? Hemen ben bir yandan Faruk'a soruyorum. İki dakikamız varmış. Hızlıca gideceğiz. En sevdiğin sureye, bütün sureler hep güzel. En fazla bu etkileyen gene kendi dünyanın en çok tekrarladığın böyle derslerini sure. Sure olarak Nas suresini çok seviyorum nedense. Nas mı Nasr? Nas. En son suresi. Evet. Çok okurum namazda da böyle. Oh, maşallah. Yani sık sık buraya giderim. Biraz kısa olduğunu bilmiyorum ama. Evet, ama çok derin bütün sureler olduğu gibi. Hadisi söylemiştim. Hadis aslında başka bir hadis var. Vakti varsa. Var, Efendimiz diyor ki müminin hali gariptir. Ona Allah ona bir nimet verdiği zaman hamd eder,
bunun için hayır hükmüne geçiyor. Bak, evet. Nimetin kendisi değil. Evet. O çok ilginç. Yani hamd etmesi. Hamd etmesi. Evet. Allah ona bir musibet verir, nimeti elinden alır. Yine hamd eder. Evet. O musibet ve evet. o nimeti elinden alması yine hamd hükmüne, yine hayır hükmüne geçer. Kafirin hali de gariptir diyor. Evet. Allah ona bir nimet verir. Şükretmez. O nimet onun için şer hükmüne geçer. Yani, Allah ona bir musibet verir, ona isyan eder. O musibet yine onun için şer hükmüne geçer. Yani hayır ve şer nedir meselesini kafamda çok çözümleyen evet, bir hadistir bu. Evet, Allah razı olsun. Peygamberimizden olan bu. Evet, evet. Yani hakikaten evet. güzel bir şey söyledi inşallah. Yani, şöyle bir küçük bir bugün hatırası bir tamam, hediyemiz var. Evet. Vaktimiz de herhalde doldu. Biraz daha uzun olsaydı keşke diyoruz. İnşallah. Daha ilave sorular vardı. İnşallah, inşallah. Allah başka zanda nasip etsin. Amin. Evet, ezan okunmak üzere sevgili dostlar. Rabbimiz oruçlarımızı kabul buyursun. Yenilerini inşallah bize hazırlasın. Yenilerini eriştirsin. Allah'a emanet olun. Allah'ım, bu üçüncü gün, üçüncü oruç, üçüncü iftar. Lütfunla bir Ramazan yolculuğunda daha ilerliyoruz. Rahmetinin bize karşı coştuğu bu güzel vakitte, binbir ismini şefaatçimiz yapıp, tuttuğumuz oruçlarla sana yalvarıyoruz. Ey her şeyi hikmetle yaratan, düzenle donatan ve faydalı hedeflere yönelten Hakim! Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadim! Ey bizatihi kaim ve daim olan, varlığı ve devamlılığı için hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyi ayakta tutan Mukim. İnsan yalnızca bir insan olduğunu bu Ramazan yolculuğunda anlıyor. Yediğini içtiğini kontrol edemeyen, onda bile bir Mukim'in emrine boyun eğmiş olan nasıl şükürsüz yaşayabilir? Nimet teşekkürsüz olur mu? Yıkılıyor içimizdeki firavunluklar oruç sayesinde. Allah'ım, Kur'an-ı Hakîm'in hürmetine bir ömrü bu kulluk şuuruyla yaşamayı nasip eyle. Amin.